şu an bugünlerde kendini nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. Bahar geldi, iyi hissediyorum. Bu ay başına gelen en iyi şey neydi? Taşınıyorum. Taşınıyorum. İstediğim evi buldum. Bu güzel bir şey. İstanbul'u 3 kelimeyle anlatman gerekseydi bu 3 kelime ne olurdu? Kaos, kalabalık, tarih. Hayatında şimdiye dek karşına çıkan en büyük sürpriz neydi? En büyük sürpriz konservatuarı kazandığım gün benim için çok büyük bir sürpriz olmuştu. En sevmediğin yiyecek ne? Tavuk. Hangi kitabı sen yazmış olmayı dilerdin? Huzursuzluğun kitabı. En iyi film Oscar'ını bu sene sen seçiyor olsaydın kime verirdin? İzlemedim. Yani çoğunu izlemedim filmlerin, açıkçası yalan söylemeyeyim. Pizza mı, sushi mi? Pizza. Hayatta seni en çok ne heyecanlandırır? Aşk. Televizyon tarihinin en iyi dizisi sence hangisi? Türk televizyon tarihinin mi, dünyada mı? Sen seç. Dünyada o zaman söyleyeyim. Sürükleyici değil ama benim en keyif alarak izlediğim dizi Six Feet Under'dı. Ama sürükleyicilikse de Breaking Bad herhalde. En sevdiğim müzik grubu hangisi? Doors diye isim geldi. The Doors. 100 sene sonra artık var olmayacağını umduğun tren ne? Instagram. Başka bir kariyer seçecek olsam bu ne olurdu? Sınıf öğretmenliği. En sevdiğin uygulama hangisi? Yine Instagram demişim, kendiyle çelişiyor. En sevdiğim uygulama bir tane Hot 8 diye bir şey indirdim. Her gün bir tane İngilizce kelime ezberliyorsun, o. Ama böyle sosyal medya Twitter'ı daha çok kullanıyorum. Daha çok bakıyorum yani. Oyuncu olmakla ilgili öğrendiğin en şaşırtıcı şey ne? En şaşırtıcı şey O duyguya nerede olursan ol girebilmek. Yani o kadar kalabalığın içinde de bazen kendini kaybedebilmek beni zamanında çok şaşırttı.